Son zamanlarda Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarının sebebi sürücüler mi, yayalar mı, yollar mı? Öyle bir soru sordunuz ki her üçü de bu trafik kazalarının oluşmasında etken. Bir kez yayalar ışıklara dikkat etmiyor, yola hücum ediyor. Oradaki yaya geçit ışıklarına. Araçlar çok hızlı gidiyor. Trafik kurallarına uymuyor. Bunun içinde en az hissesi olan yol. Yalnız bu Kayseri'de bir sıkıntı var. Bu kavşaklar var ya, örneğin Fuzuli'nin kavşağı, 30 Ağustos'un kavşağı, buralarda akşamları çok yığılma oluyor. İşte ondan da belki ufak tefek çarpmalar vesaire oluyor. Ben trafik müfettişiyim. Bu işte trafik kurallarına fazla uymayanlara ceza falan yazıyor ya, tabii ceza caydırıcı olmuyor. Yine de yaya kaldırımına, yaya geçidine adamlar araçlarını getirip bırakıyor. İşte o engellilerin rampalarının önüne bırakıyor. Ya işte abi 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika falan gibi bahaneler oluyor, soruyoruz. Ya diyorum ki adam şuradan işte engelli aracıyla geldi. 2 dakika senin beklesin yolun ortasında. Bu tür şeyler. Ama Kayseri'nin bir şansı var. Yolları biraz geniş. O da trafiği rahatlatıyor. Ama merkezde otopark sorunu var. Cumhuriyet Meydanı'nda o tür yerlerde. Aslında hepsi etkili ama en çok sürücüler diyorum. Çok saygısızlar. Asla trafikte yayalara yol verilme yok. Ben sürücüler diyorum. Her ikisinden kaynaklanıyor. Kurallara uymadıklarından. Herkes kurala uysa yaya da sürücü de bu kadar kaza olmaz. Soğuk kış şartlarına göre yollar da olabilir ama sürücülerin dikkatsizlikleri de olabilir. Büyük ihtimal yani arabalarına bakım yaptırmadıkları için lastiklerden dolayı da olabilir. Bence sürücüler. Sürücüler. Bize hiçbir şey fayda etmez. Ceza da fayda etmez. Hiçbir şey fayda etmez. Kayseri şoförleri biraz agresif. Genelde. Yayalar hiç dinlemez zaten. Yeşilde yani kendi trafikçilere yansa yine aynı geçerler. Hem sürücüler hem yayalar. Yollardan olduğunu düşünmüyorum. Her ikisi de. Hepsi de. Hepsi de var. Yayalarda da var, sürücülerde de var. Yollarda da oluyor tabii ki. Sürücüler. Telefon kullandıkları için. Başka bir şey değil yani. Hepimizin hatası olan bir şey. Bir de emniyet kemeri takmıyoruz ondan dolayı. Genelde yayalarından sürücülerdir. Ya görüyorsun karşıda bak kırmızıda geçiyor hepsi. Adam ister istemez burada vurma ihtimali %100'dür yani. Sürücüler olduğunu düşünüyorum. Hepsinde de var kardeş. Hangisini sayayım yani. Yayalara bir şey tanıdılar. Adamlar gözüme baka baka 100 tane araba sıra oluyor. Bir vatandaş durup da ya şu arabalar sıra olmuş. Anlayış göstererek diyen yok. Her şey şoförlerden bekleniyor. Sürücüler. Valla çok kural hatası var. Hiç kimse kimseye yol vermiyor. Sinyal yakmıyorlar. Sola sağa dönecek zamanlarda. Valla her üçünden de kaynaklandığını düşünüyorum. Birincisi sürücüler trafik kurallarına bilseler dahi çok riayet etmiyorlar. Özellikle yayaya karşı son derece sorumsuz davranıyorlar. Yolların da bazı yerlerde buna etkisi olduğunu düşünüyorum. Eski çevre yolu üzerindeki köprülerin girişinde, çıkışında çok fazla trafiğe tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Kurallara uymak. Tek çözümü bu. Ehliyet alırken bazı şeylere uyuyoruz yani sınava girerken ama ehliyet aldıktan sonra belirli bir süre sonra herkes kendi kafasına göre arabayı sürebiliyor. Yani hız konusunda, dikkatsizlik konusunda hiç yayalara önlem vermiyorlar. İşte kendi kafalarına göre araba sürüyorlar. Bu yüzden olabilir yani. Dikkatsizlik. Adam kafayı çekiyor. Geçen bana ana yolda vurdu arkadan. Dört araba birbirine girdik. Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Adam kafayı çekmiş. Geldi dördümüzü de düzeltti yani. Trafik ışıklarını azaltmaları lazım. Çok trafik ışığı var. Yani insanız nihayetinde. Yani bir hoşgörüsüz bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu her tarafa yansıyor. Bence temel sorun saygısızlık, hoşgörüsüzlük. Bu işte biraz daha yani herkesin kendine düşen görevleri var burada. Herkes kendine biraz dikkat etmeli. Tabii trafik polislerimizin de biraz daha dikkatli olmaları lazım bu konuda. Uyarmaları çok uyarmaları lazım. Yani diyorum, genelde insanların kendine düşecek bir görev bu. Yani insanlar kendine dikkat ederse
Kendine saygısı olanın zaten bir başkasına da saygısı vardır, o kadar söyleyeyim. Biraz daha dikkatli sürmeleri ve insanlara saygı göstermeleri gerekiyor. Ceza. Yayalara da, trafiğe de. Her türlü ceza önlemini yapmanız lazım. Ceza yazmazsanız bundan sonra böyle her zaman kaza olur. Caydırıcı kaza, ceza olmamalıdır. Vallahi kendiler önlem alması lazım. İnsanların kendine önlem alması lazım. Yani başka bir türlü alamazlar yani. Kendilerden olması lazım. Ya öncelikle saygı. Herkesin yani burası bir ortak yaşam alanı. Yani bunu o şekilde değerlendirirsek bu yaşam alanındaki herkesin bir diğerine saygı göstermesi gerekir.